OSM Lil kariyerimizin yepyeni bir bölümüne hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nimes'i kendi sahamızda alacağız. Güzel maç olacak açıkçası benim. İki rakip de zorlu bir rakip. Karşımızda da güzel bir takım var. Diyeceğim başka bir şey var mı? Yok zaten ne diyebilirim ki? Videomuza da hoş geldiniz bu arada. Ayşe ve Serdar bir de ben sizlere maçı sunacağız. Nimes'e güçlü takım. Açıkçası Berman da güzel gidiyor. İngiltere Ligimizde de var kendisi. Arsenal'da güzel gidiyor açıkçası. Zor maç bizi bekliyor. Hadi bakalım. Maça başlayalım mı? Başlayalım. Bu arada video sonunda bir şey söyleyeceğim ama nasıl bir şeyler söyleyeceğim? Şu şekilde zaten söyledim yani. Söylemenin bir anlamı yok. OSM günlük maçlar serimizde anlattım. Cumartesi günü video gelmeyecektir. Onu da başta söylemek isterim o videonun başında hemen. Diye başka bir şey var mı? Yok açıkçası. Evet, biz maça geçelim artık. Defansa iletim hatası Nimes'ten. Coutinho bu fırsatı bakalım değerlendirebilecek mi? Kaleciyle karşı karşıya Coutinho kaçırdı. Coutinho. Burada Immobile'miz bir tık yorgun ama. Umarım sıkıntı yaratmaz. Ciro Immobile Thomas Müller'le güzel bir ikili oyun oynuyor. Thomas Müller şut için açısını buldu. Thomas Müller şutu vurdu. Dakika 17 Thomas kaçırdı. Kaçırdı Thomas. Thomas yap. Thomas. Savic harika bir şekilde topu kazandı. Yine Thomas Müller. Thomas Müller çok şans harcıyor be. Yani aldığımız diğer kariyerlerde de diğer videolarda da Thomas Müller yani Tottenham'la oynadı. Bu kadar kaçırılmaz ve Thomas Müller gerçekten bir şey sıkıntısı var oyunda. Yaşta çok iyi atıyor. Yaşta vallahi 32 yaşındaki bir oyuncu gibi oynamıyor. Oo, karşıda Boateng var burada. Eski takım arkadaşları. Rashford kaçırdı bu arada. Thomas Müller harika bir şekilde topu kazandı. İleri yolladı. Alexander Arnold pekten kanattan dışarı çıktı. Trent vurdu dışarı. Trent vurdu dışarı asfaltta. Alexander Arnold direkten. Immobile bir sarı kart. Aman. Aman çocuklar. Mayak yani. Duran toplar çok tehlikeli. Duran toplar çok tehlikeli. Duran toplar çok tehlikeli. 1-0. 1-0 maalesef. Mkhitaryan. Defansa yine bir iletişim hatası Nimes'ten. Defansta sıkıntı. Aa, Bamba oynuyor. Tabii Firmino sakatı. Bamba. Ama Bamba dedim ama attı adam. Trent de hala saydırmaya devam ediyor Trent. Güzel. İlk yarıya Bamba'nın attığı gole 1-1 berabere girdik. İkinci yarıda toparlayacağız. Zaten hiç kötü oynamıyoruz. Başa baş gidelim mücadele. İki denk takımı maçı güzel geçiyor. İkinci yarı geçelim. Kısa bir reklam arası var. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bence güzel bir ilk yarıda olmadık. İki takım adına da başa baş geçti. Sanki bir tık bizi ağırdık. Onlar bir duran topla gol oldular. Onun dışında çok etkili bir atakları yoktu ama ikinci yarıda çok hızlı başladılar. Biz zaten ikinci yarıları çok nadir iyi başarırız. Yani fırsat açısından. Yoksa belki gol yemeyeceğiz ama gol de yemiyoruz belki ama rakiplerimize ikinci yarılarda bir anlık fazla şans veriyoruz. Immobile kaçırdı. Wijnaldum çıkıyor. Partey giriyor. Diego Carlos savunmalar muhteşem bir pas attı Niguez'le. Niguez'le gidiyoruz. Dakika 70. Niguez kaçırdı. Hadi çocuklar. Liderliği bırakmamamız lazım. De Jong çıkıyor. De Jong giriyor. Mkhitaryan çıkıyor. Dakika 82. Niguez ceza sahasına. Bir orta Thomas Müller atacak mı? Thomas kaçırdı. Thomas. Allah'ım Thomas Müller kafayı yıldırtacak. Yıldırtacak. Ah, Alman kaçırdı. Almanlar atar şimdi. Goreska Werner'e geri güzel oyun. Thomas Werner dedi artık. Thomas derken Thomas dedik. Timothy Cem'e Thomas dedim. Hocam bir pozisyonda Allah razı olsun. Hadi Müller at şunu çıldıralım. Thomas. Ah, Müller senin gibi kafana tay düşsün. Nasıl bir Müller'mişsin sen be? Vallahi Müller maçı katletti şerefsizim. Başlıkta da yazarım büyük ihtimalle. Ah Müller gibi senin. Of. Maçı yemin ederim Müller sattı. Lan Nimes, Berman Müller'e ücret mi verdin? Bu kadar da kaçırmazdı ya. Tamam kaçırıyordu da. Allah Allah. Güzel bir oyun oynadık. İkinci yarı daha da başa baş geçti aslında. Bizim Thomas Müller'in şut sayısıyla Nimes'in şut sayısı aynıdır. Büyük ihtimalle liderlik kaptırdık. Paris bırakmaz buradan. Yani bizim puan kaybettiğimiz atladı. Bir tek Paris geçiyoruz zaten. Mkhitaryan adamlar duran toptan attı ya. Biz de 37 bomba attı.
8 şut, 13 şut. Dediğim gibi zaten Thomas Müller 8 tanesini çekmiştir belki de. 3 kornere, 5 kornere, 15 foul, 11 foul, 61 biz oynamışız, 39 onlamaymış. Yine 4-3-1 dizisiyle çıkan bir rakibimiz var bize karşı. Yine daha iyi oynamışız. %18 rakip, %29 biz oynamışız rakip dediğinde Nimes. Açıkçası yine bence başa yakın bir maç ama dediğim gibi bir tık da üstünlük özellikle Thomas Müller'in kaçırdığı golleri. Aa hocam. Bambayı ver, bamba atar onları. Ya yani oralı oyuncu kalite farkı var arada. Hiç alakası yok kalite farkı ile yani. Bamba bam 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 oynuyor ya. Man City Montpellier 0, Nice 3, Brest 0. Oo, güzel maç. Günün maçlarından bir tanesi. Rennes 2, Saint-Étienne 1. Bu maça bakacağız. Monaco 3, Angers 0. İlker Mehmediyev gelmiş 7 lige. Hasan Bıyık gelmiş galiba yeni menajerler. Pro Gamer gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz. İlker zaten bizim klasik oyuncumuz. Gelip atılan oyuncu. 1-0. Lyon çok kritik bir 3 puan almış burada. Şakir Boyun, Lorient deplasmanından. Lens 2, Reims 0, Nantes 0, Dijon 1. Şahin Doğan 3-1 kazanmış ve Hasan Yıldırım 3-1 yenmiş. Ve liderlik koltuğuna oturmuş. Hemen şu maçla başlayalım. Bir Saint-Étienne maçına bakarız. Başka maça bakmaya gerek yok galiba. Lukaku uzun bir aradan sonra sessizliğini bulmuş. Dakika 4 penaltıdan. Dakika 8 hemen karşılık vermiş. Depreville ile 58'de Kai Havertz durumu 2-1'e getirmiş. 83'te Lukaku kendisini iki takımın 3. golünü atarak maçın skorunu belirleyen gol atmış. 18 şutu 7 şut. Çok net bir şekilde hakim olduğunu görürüz. Paris'in hak ettiği bir galibiyet almış. 3 puanı 3 golle. Burada da bir Saint-Étienne maçı var. Ona da bir göz atalım. Evet, dakikadan 14'te iyi golü atan perdeyi, gol perdesini açan Pulisic olmuş. 25. dakikada Mustafa Mehmet'in golüyle 25'te 1-1 yakalayan bir Saint-Étienne görüyoruz. Arkadan 38. dakikada Slane golünü 2-1'e getirmiş. Maçın skoru ilk yarıdaki gelen gollerle belirlenmiş açıkçası. İkinci yarıda herhangi bir gol sesi çıkmayınca maç 2-1 Rennes kazanmış. 14 şut 11 şut güzel bir mücadele olduğunu görüyoruz. Başa başa bir mücadele olduğunu görüyoruz. 14 faul 13 faul. 42-58 burada biraz fark açılmış. Sanki iki rakip de 4-3 böyle oynamış. 27-25 yarı alanlarda oynamış. Gerçekten başa baş mücadele geçmiş. Açıkçası galibiyet iki tarafa da yakışırmış bence. Ben bakacağım evet. Şimdi hemen bir sonraki hafta gösterim. Mustafa Muhammed'e bakacağım da aklıma geldi. Montpellier de hep aslında gideceğiz. Buradan 3 puanların mutlaka olmamız lazım. Saint-Étienne Lens'e karşı olacak. Nimes Lyon. Oo bak bu maç güzel olacak. Bu maça bakarız. Angels bu maça bakamayız maalesef. Ama maça belki bir sonraki bölümde bakarız. Cumartesi video gelmeyecek yani yarın bu maç olacak ama maalesef bakamayacağız. Onun dışında Reims, Brest'e karşı Bordeaux, Rennes'e karşı Dijon, Paris Saint-Germain, Marsilya, Lorient, Nice, Mans'e karşı ve Monaco, Strasbourg deplasmanına gidecek. Şöyle lig tablosuna baktığımızda ise maalesef şampiyonluğu değil de liderliği Paris'e kaptırdık. Puan kaybından sonra 23 puanla Paris Saint Germain liderliği aldı. 22 puanla biz ikinci sıraya geriledik arkamızdan. 19 puanlı 3 takım geliyor. Nice onların ilk sırasında. Rennes ikinci sırada. Lens üçüncü sırada. 3-4-5 diye geliyor. Arkalarında 18 puanla bir Monaco geliyoruz. Nimes 16 puanla 7. sıraya gerilemiş. Monaco'nun üstüne geçmiş. Lyon geliyor arkalardan 16 puanla 18. Saint-Étienne 14 puanla 9. sırada kalmış. Bordeaux bu haftaki puan kaybıyla 14. sırada 14 puanla 10. sıraya gerilemiş. Marsilya aldığı galibiyet 13 puanla 11. sıraya yükselirken Rangers'ın da 8 puanla 14. sıraya gerilediğini gördük. Onun dışında menajerli bir takım yok. Fransa Ligi'ne yeni gelen menajerlerle de gerçekten güzel bir rekabet olacağını düşündüm açıkçası. Güzel bir rekabet var şimdiden var zaten. Puan ya inanılmaz bir yarış var şu an. Yani 11. sıraya kadar neredeyse herkes yarış içerisinde bana kalırsa. Menajer listesine baktığımızda şöyle Şahin Doğan'ın birinciliği almış. Biz kaybettik çünkü berabere kaldık. Lille ikinci, Nice 1. Hocam bizim hedefimiz 6, onun hedefi 1-1 zaten. Yani biz daha yüksek olmamız lazım. Yasolas'tan Nice 2. Efes Saint-Étienne 3. Bermen Nimes 5. Rennes Muhammed 6. Lyon Oyun 8. 7. Hasan Bordeaux 8. İlkar Marsilya 9. Monaco Hasan 10. Pro Angels 12. 11. Bu arada Pro Gamer Angels da hani ben Pro Angels öyle okumak istedim.
Gol kralı Guri 9 golle liderliği götürüyor. Arkadan Lukaku geliyor. Asist kralına baktığımızda Trent Alexander-Arnold'umuz 8 maç 5 asist. Joe Mama 3 asist. En çok katkı verenlere baktığımızda ise Guri'nin 11 asistle lider olduğunu görüyoruz. Bizden de Bamba 3 gol 3 6 3 gol 3 asistle 6 gol katkı sahip. Bu arada gol kralında bir Immobile ve Thomas Müller'imiz var. Bir de Bamba'mız var 3 asistle 3 golle. Bizim asistlerde 2 oyuncumuz var. Aynen 2 oyuncumuz varmış. En çok katkı verenler. Baktık kadroya olarak da Paris Saint-Germain 334 milyon euro ile lider. Biz 271, Rennes 241, Nimes 222, 226, Monaco 213, Lyon 272, Marsilya 160, Saint-Étienne 129, Nice 114, Bordeaux 120, Angers. Onun işte burada bir menajerli bir takım yok. Evet. 9. hafta mı? Aynen. 9. hafta itibariyle Lille kariyerimizi bitirdik. Bir sonraki bölümde yani pazar günü görüşmek üzere diyeceğim arkadaşlar. Çünkü cumartesi video yok. Dediğim gibi bir de lig açıklaması yine ben videoda yapmak isterim. Şöyle göstereyim. Şurada Udinese kariyeri var. Görüyorsunuz 7 günlük bir maç var. 7 günlük bir ara var. 7 gün bitmesine az kalmış. O Udinese kariyerimiz bittiği gibi Udinese kariyerine bir Sportoto Süper Lig kariyeri yapıştıracağız. Lig yapıştırırız. Arkasına burada da bir Türkiye milli takımı kariyeri yaparız. Mis. 10 numara. Evet, buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Lil kariyerimizde görüşmek üzere diyeceğim. Veya bir sonraki videolarımızda da görüşürüz. O yüzden şimdi abone olup like atarsanız çok memnun kalırım. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bu cuma günü gelecek zaten. Cuma günü yayınlanan bir video olacak. Şöyle bir hafta sonuna kadar bir 170 yapar mıyız? 24 saat içerisinde. Hadi be. Bir rica olacağım size. Bir 170 yapar mıyız? Biraz zorla 170'e. 200'e gidiyoruz. Az kaldı. Az kaldı. 200'e gidiyoruz. Güzel. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Şu anki desteklerinden gayet memnunum. Güzel artıyoruz. Özellikle son bir haftada güzel bir artış var kanalımızın. Evet. Biz videonun daha sonuna gelmişim. Bak, kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kadar. Şuraya yanlışlıkla basık video kapa çıktık. Hadi bakalım. Gittim ben. Görüşürüz.